Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili Başkan, sen de bu ilçenin mefakirinden olan Hacı Şeyh Hamit Turan hocamızı, o fotoğrafı nerede? Burada. Burada. Şey, açılış yapıldıktan sonra şey yapalım. Benim elimde olsun. Şimdi ver. Çekiliyor mu? Tamam. Adını ölümsüzleştirip kendi doğup büyüdüğü ilçede yaşatmaya gayret göstermeniz. Canım önü açıp bir şey kesmeyin. Ben eminim ki halkımız buradaki hemşehrilerde memnuniyetlidir. Allah başarılarını ikram etsin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sayın Valim'in teşrifinden dolayı da kaymakamımın siyasilerini hepinizden Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık diyorum. İnşallah bu açılış hayırlara vesile olur. Hamit Hocam'ın duası da, ruhunun duası da halkımızın ve sizin üzerinizde olur. Siz oğulsuz kaldınız, bizim oğlumuz yaşasın, biz yaşayalım diye. Yani şehitlik mertebesi Allah indinde en yüksek mertebedir bildiğiniz gibi. Bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebedir. Siz bununla iftihar etmelisiniz. Şehit anası olurken Hazreti Fatıma-tü Zehra gibi bir makam alın. Onun nezdinde inşallah misafir olursun. Biz size minnettarız. Allah var olsun. Şehit ailesi, şehit annesi gerçekten bir takıştı, bir yelek gibi. Ama ben milletin bir erhanı kaybettim, bin tane erhanı kazandım. Evet, hepiniz sizin evladınız. Erhan neredeydi? Erhan burada. Evet. Ama gene de acım çok büyüktür. Paylaşıyoruz. Ancak bunu yapalım. Ben vali beyim, kaymakam beyim. Başkanımıza. Karakol komutanlarımıza, başkanımıza. Yani nerede yerimiz? Sözü nereye kadar yanımızda? Emniyet müdürlüğü. Hepsine Allah razı olsun. Tamam, asker, cümlemize. Komutanlarımıza. Bunlar sürekli bana desin. Allah da onları desin. Allah. Askerimi unutmadı, Allah da onları unutmasın. Amin. Nerede yerimiz? Peki milletine çok minnettarız. Bizim hepimiz size minnettarız. Biz size borçluyuz. Bundan sonra da daha güzel, daha iyi siz halkımıza hizmetler sunacağımıza buna çok emin olabilirsiniz. Tarafından yapılan Ayş Evi ve İmam Evimizin açılış töreni münasebetiyle bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Bu vesileyle hepinize ilçemiz adına hoş geldinizler, saygılar, sevgiler sunuyoruz. Açılış konuşmamızı yapması için Aralık Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Güzelkaya'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın İl Başkanlarımız, Sayın Bekle, Türkiye Cumhuriyeti Lideri Sayın Selahattin Hocam, kıymetli muhtarlarımız, belediye başkanlarımız, aksakallarımız, hepinize hoş geldin diyorum, saygılar sunuyorum. Kıymetli katılımcılarımız, bugün ilçemizde 3 tane açılış yaptık.
onlardan bir tanesi şehidimiz, kahraman şehidimiz Erhan Ciyapur kardeşimizi sokalım. Bir tanesi ilçemiz sakinlerinden, ilçemize iyi hizmetlerde bulunmuş Hamit Ram hocamızı asılışını yaptı. Şimdi de İmam Erbe ve Aşer'imizin asılışını yaptı. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Seçim öncesi vatandaşımıza ne vaatlerde bulunduysa bugün harfiyen hepsini teker teker yerine getirdik. Ve onun mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli vatandaşlarımız, yatırımlarımız, hizmetimiz bir tek Ortaköy mahallemizde değil. Karşıyaka mahallesi, Aras mahallesi, Karasu mahallesi, Köprüler mahallesi, bütün mahallelerimize, ilçemiz aşağı yukarı 65 yıldan beri ilçedir. 65 yıl zarfında hizmet görmeyen sokaklarımız hizmete kavuşmuştur. Hepiniz şahitsiniz. Bundan sonra da daha güzel, daha iyi siz halkımıza hizmetler sunacağımıza buna çok emin olabilirsiniz. Siz halkımız olarak daha güzel hizmetlere layıksınız. Allah'ın bugüne çok şükür hiçbir zaman verdiğimiz sözü eksiksiz olarak hiçbir fert diyemez ki başkan verdiği sözü eksiksiz olarak yerine getirdi. Onun gururunu yaşıyoruz. Her zaman biz seçilmeden önce vatandaşımıza bir vaatte bulunduk. Dedik ki biz size belediye başkanı değil, size hizmetkar olmaya geldik. Bugün de yaptığımız hizmetler köy halkımızla beraber, ilçemizin iş adamlarıyla beraber, el birliğiyle yaptığımız hizmetlerimiz bunların ispatlarıdır. Buranın önceki halini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Burada ne vardı? Altın bir bina, mekruh bir bina, çöplük halindeydi. Getirdik buraya, Aşer'i, İmam Erbi, Şadrıvan, Efendime Söyledi, Mor, hepsini harfiyen yerine getirdik. Siz kıymetli halkımızın hizmetine sunduk. Bundan sonra da, bundan sonraki çalışmalarımıza da diğer mahallelerimiz, diğer dört mahallemiz, Karasu, Aras, Köprüler, Karşıyaka mahallemizde de hedefimiz budur. Aşer'i yaptıracağız. Siz kıymetli halkımızın hizmetine sunacağız. Arkadaşlar, hiçbir zaman vatandaşımızı kandırıp oylarını almadık. Ne dediysek, harfiyen yerine getirdik. Bundan sonra da yerine getireceğiz. Tabii içimizde, bizim de eksikliğimiz olabilir. Ama biz çarşıda, pazarda vatandaşımıza soruyoruz. Kıymetli halkımız, eksik neyimiz var? İnanın ki hiç kimse bize diyemiş yok. Bu eksiğimiz var. Bu hizmetimiz eksiktir. Başkanımız bunu yapın demiyor. Biz çünkü ona fırsat vermeyiz. Kendimiz de bu ilçede ikamet ediyoruz. Yıllardan beri bu ilçedeyiz. Burada ne yapsa biz ve kıymet halkımız faydalanıza Allah'ın izniyle bu binamızın yapımında mahalle halkımız, iş adamlarımız, iş adamlarımızdan Aziz Cafar Baştemur, efendime söyleyeyim, Serkan Aslan Türk, Şükrü Toksuz, efendime söyleyeyim, geçmiş dönem milletvekilimiz Ahmet Sunal Başkanımız, mevcut milletvekili, pardon, mevcut il başkanımız Alkemal Ayaz Başkanımız. Her birinin burada ayrı ayrı bir destekleri var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederim. Yine söylüyorum, biz sizin belediye başkanımız değil, biz sizin her zaman hizmetkarınız olacağız. Sağ olun, var olun. Sayın Belediye Başkanımıza bu güzel konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Ortaköy mahallemizi çalışkan muhtarı Sayın Kasım Kaya'yı konuşmalarını yapmaları için kürsüye davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben Ortaköy mahallem muhtarı Kasım Kaya'yım. Öncelikle bu aşamada bugün asılışından dolayı, katılımından dolayı öncelikle başta Sayın Valimiz, Erbakanımız, saygıdeğer hocamız, İl Başkan, İlçe Başkan, hepinize köy ve kendi adıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Değerli misafirlerimiz, 2019 belediye seçimlerinden sonra İkbal'ın ve muhtarlarına seçtikten sonra gerçekten burada emeği geçen bugünkü şartlarımızda İl Başkanımız Sayın Ahmet Tutulmaz, Karayolları Müdürümüz, Sayın Ümit Yavuz'a
kendi ve köyüm adına çok çok teşekkür ederim. Gerçekten bu aşamada büyük bir emeller geçerek bize büyük bir maddi ve manevi katkılarından dolayı gerçekten büyük bir minnettarımız var. Ona onlara köyüm adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz, saygılarımızı sunarız. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Sayın muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Değerli misafirler, şimdi de İl Başkanımız Sayın Ali Kemal Ayaz Bey'i konuşmalarını yapmaları için kürsüye davet ediyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ınız var olsun. Kur'an'da bir ayet buyuruyor ki وَيَكْتُبُ مَا آثَارَهُمْ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ
iyi amellerimiz böylece devam ediyor. Birkaç şeydir. Ondan birisi sevgili başkanımızın, gayret geç başkanımızın burada bu güzel mahallemizde hem camimizi onları hem İmam Evi, Ayşe'yi yapmaları, efendim ilçemizde şehidimizin adını ölümsüzleştirmeleri, Aralık'ın mefahirinden, iftiharlarından olan Hamdurhan hocamız gibi bir iftihar vesilesi olan şahsiyet, Aralık'ın yetiştirdiği bir şahsiyetin adını ölümsüzleştirmiş olması, bunların hepsi güzel eserlerdir. Neyse bu eserler, köprü yaparsınız, hastane yaparsınız, okul yaparsınız, cami yaparsınız, işte caminin müştemel adını yaparsınız, yol yaparsınız. Bunların hepsi biz öldükten sonra da dosyamıza devamlı akan bir akar gibi gelecektir. Allah'ın Kur'an'da bize verdiği söz bu. Efendim, birisi bir ilim, buluş, teknoloji insanlığın hayatını kolaylaştıracak, Allah dinini tanıtacak, Allah'ın kelimetullahı yüceltecek ilimlerle, güzelliklerle arkasında o ilimden yararlanmış insanlar bırakıyorsa, o da yine devam edecek. Diğeri sünnet. Kim iyi sünnet, yani örf, gelenek, yaşantı tarzı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı yaşantısına uygun, Kur'an'ın bize kılavuzluk ettiği hayat tarzına uygun bir gelenek, görenek, töre oluşturursanız, bu da sizden sonra o Allah'ın da olacağı güzel gelenekler, örf, adet yaşandıkça size de oradan sevap payınız gelecek. Ama Allah etmesin, kötü örf, kötü anane, kötü gelenek, kötü töre, cahiliye töresi gibi töreler bırakırsanız, onun da günahı aka gelecektir. Evet, Kur'an'ımız bize bunu dedi. Ne güzel, ne hoş ki burada bir güzel eserleri açmak üzere geldik sevgili başkanlarım. Özellikle Kur'an'ı çalışkan başkanı, inatçı başkanı, sevgili başkanımızın dediği gibi asakını koparmadık bırakmayan başkanı, sevgili melekli belediye başkanımız da burada görüyorum. Allah bağışlasın kendisini, Allah muvaffak etsin, yenilikte dünya evine gittiler, kendilerine saadetler diliyorum. İlimizin güzel başkanı, efendim kadroları, başta da çok saygıdeğer valimiz, şeker gibi bir insan, her şeyden önce bir kamil bir insan. Evet, şimdi Iğdır'a hızlı bir dalış yapmıştır. Bütün sokakları, caddeleri birden tozunu, toprağını kaldırsın, ondan sonra da birden millet kurtulsun, taksit yıllara yayacağını, birden başlayıp birden bitirmek, yine mahalle olsun, üstüne sıkıntıyı olabildiğince az vakta sıkıştırıp peşinden gelecek inşallah güzel günler Iğdır'ımızı bekliyor. Ben Sayın Valimizi de, onun adına burada bulunan Valimizi de iyi insanlar, kamil insanlar olarak görüyorum. Allah onlara da sağlık sıhhat versin. Diğer protokol alemlerimiz ve siz değerli halkımıza da sağlık sıhhat versin. Allah devletimizi adli ve ihsan üzere ebed ve ebed yaşatsın. Bizi devletsiz bırakmasın. Milli birliğimizi bozmasın. Bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Ve toprak bütünlüğümüze kastedenleri Allah hedefine ulaştırmasın. Düşmanlarımızı kahretsin. Yaşasın ülkemiz, milletimiz, vatanımız. Vesselamu aleyküm. Amin.
Şimdi de konuşmalarını yapmaları için il vali vekilimizi kürsüye davet ediyoruz. Sayın Kaymakamım, değerli belediye başkanım, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, saygıdeğer belediye başkanlarım, çok kıymetli hocalarım, saygıdeğer misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii bugün Sayın Valimiz burada bu güzel ortamda sizlerle bir arada olacaktı. Elde olmayan sebeplerden dolayı bugün kendisi burada olamadılar. Sizlere selamlarını ilettiler, selamlarını getirdik. Bugün burada kıymetli bir eserin ortaya çıktığını hep birlikte şahitlik ediyoruz. Burada değerli belediye başkanımıza bu eserin ortaya çıkmasına vesile olduğu için teşekkür ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Ben bir kez daha bu yapının oluşmasında, inşasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Aralı Öbür Şehit ve Gazi Aileleri Derneği adına konuşmalarını yapmaları için Sayın Kamber Güzelkaya'yı kürsüye davet ediyorum. Cepheden alıyorsan tutmama gerek yok. Cepheden alıyor musun? Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Kaymakamım, çok değerli il başkanlarım, Ortaköy'ümüzün yüzüne insanları. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bizlerin böylesi rahat bir ortamda yaşayabilmemiz uğruna canlarını vatan, millet ve gök semalarını süsleyen ay yıldızı uğruna feda eden tüm şehitlerimizi huzurlarınızda bu anlamlı günde bir kez daha saygıyla, minnetle yad ediyorum. Değerli konuklar, gerek dünyada gerekse yanı başımızdaki Orta Doğu coğrafyasında cereyan eden olumsuz gelişmelere baktığımız zaman görüyoruz ki milli ve manevi değerlerine önem vermeyen milletler ve devletler tarihin sahnesinden adeta silinerek yok olup gitmektedirler. Ancak milli ve manevi değerlerine önem veren milletler ve toplumlar tarihin sahnesinde gerek ekonomik, gerek teknolojik, gerekse sosyal ve kültürel bakımdan güçlenerek tarihin sahnesinde yerlerini almaktadırlar. İşte bu noktadan, bu duygu ve düşünceden hareketle ilçemiz belediye başkanı Sayın Mustafa Güzelkaya Bey de bu vatan uğruna canını feda eden şehidimiz Erhan Çiyapul'un adını ölümsüzleştirerek ilçemizde kendisinin doğup yaşayıp büyüdüğü ilçeye vererek ölümsüzleştirmiştir. Ben gerek şahsım adına, gerekse tüm şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz adına Aralık Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Güzelkaya'ya huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor. Hepinize saygılarımı arz ediyorum. Evet, kıymetli misafirler, şimdi de hediye törenimiz var. Hediye törenimizde Uğur Valiliği adına Sayın Vali Vekilimizi takdim etmeleri için de Sayın Belediye Başkanımızı kürsüye davet ediyorum.
Aziz mümin kardeşlerim, mümine bacılarım. Allah'a hamd edelim ki bir cumayı idrak etmeyi daha bizlere nasip etti. Öncelikle Allah'tan hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Ve çok değerli aziz liderimize Allah sağlık, sıhhat versin, Allah şifa versin inşallah. Büyük bir ameliyat geçirdi. Ümit ederim inşallah tez iyileşir ve önümüzdeki cuma o sizleri sevindirir. Fakat öyle görünür ki ölüm önümüzdeki cumaya kadar da ben burada olmayacağım. Bir bypass ameliyatı için beklemekteyim. Haber verecekler, arayacaklar. Nasip olursa bir bypass ameliyatı geçireceğim. 2 yıl önce bir anjiyo geçirmiştim. 3 damarımda tıkanıklık vardı, açılmamıştı. İlaç tedavisi verdiler, o da faydalı olmadı. Daha sonra bundan 15 gün falan önce Safaköy'de olduğum bir sırada kalp krizi geçirdim. O krizle hastaneye geldim. Burada tekrar ertesi gün perşembeydi. Ertesi gün cuma günü sabah erkenden anjiyo yaptılar ve 7-8 günlük bir hazırlık aşaması verdiler bana ilaçla. Yine herhangi bir müdahale yapmadılar, yani stent takma falan gibi. Ameliyata hazırladılar. Ameliyat gerektiği konusunda heyet karar verdi. Bizim de ümidimiz Allah'a, Allah'a tevekkül edip imzaladık. İnşallah ameliyat olacağız. Bu rutin dünyanın gidişatı, Allah'ın kurgusu böyledir. Allah'ın kanunu böyledir. İnsanlar gelecek, yaşayacak, hastalanacak, iyileşecek ya da iyileşmeyecek, dünyasını değişecek. Gelen gidecek, hiç kimse burada kalıcı değil. Bu önemli değil. Bu bölümü önemli değil. Önemli olan oraya gittikten sonra neyle karşılaşacağız? Ne ameliyat korkutur, ne hastalık korkutur. Önemli olan belli bir yaş süre yaşamışsın, onun hesabını vermek günü vardır. Allah orada hepimize yardım etsin. Amin. Ben burada sizi üzmek amacında değilim, fakat bir ahlak borcu, bir ahlak borcu gereği hem sizlerle helallaşmak, ben hepinizi demirem, herkes masumdur. Tıpkı hiç, yani 14 masumun dışında biz kimseye masum bilmiyor. O kendi yerinde. Fakat hepimizin hataları olur, yanlışları olur. Ben de size karşı masum değilim. Benim de size eziyetim az olmamıştır. Benim açımdan da sizin de bireysel olarak zaman zaman bazı kardeşlerimin yanlışlar olduğunu düşünmüşüm. Ve ona hiçbir zaman kin gütmeden onun yanlışını söylemeye çalışmışız. Onları doğru şeylere yöneltmeye çalışmışız. Buna Rabbimiz şahittir. Hiç kimsenin şahsını bir kimimiz, kudretimiz olmaz. Ama yanlışlarından vazgeçmesi için yardımcı olun. Bizim vazifemiz de budur. Ancak bu emri bil maruf, nehyenil münker görevini yapmak çok hassas bir vazifedir. En zor vazifelerden birisidir. O nedenle de olur ki tam onun kuralını yerine getiremeden size eziyet etmiş olabilirim, kırmış olabilirim. O açıdan maddi olarak ben şöyle bir anlayışım, şöyle bir inancım var. Olabildiğince
Elhamdülillah. Allah sizleri hiçbir zaman fakirlikle imtihan etmesin. Sıkıntı çekmedim değil. Fakat yaşamımı tabir yerindeyse ayağımı yorganıma göre uzattım. Olabildiğince çok cüz'i istisnaların dışında hiçbir zaman borçlu yaşamamaya çalıştım. Ömrümün sonuna geldim. Benim anlayışım da şuydu. Mihraba geçip namaz kıldıracağım. Arkamdaki insan bana da şu kadar borcu vardır demesin diye bunun için çalıştım. Gayret ettim. Bununla birlikte eğer unutmuş olduğum, benim bilmediğim şekilde kimsenin alacağı varsa onu ödemeye hazırım. Onun altından da kalkarız. Fakat altından kalkamayacağım başka borçlarım var size. O da size iyi arkadaşlık edemedim, iyi alimlik edemedim, iyi dostluk edemedim, onların kuralını yerine getiremedim, iyi komşuluk edemedim, onların hakkını ödeyemem. Onların altında aciz kalırım. Onun için o konularda sizlerden helallik istiyorum. Ne gel